hem bahsedelim senden. Şimdi bazılarını ikiniz de Murat'sınız da ben şöyle Murat Ateş diyeyim. Bazılarını saz çalar, türkü söyler. Yalnız söylediği eserler kime ait olduğu belli olmaz değil mi? Çalan da söyleyen de sadece dinleyici olaraktan derler ki işte demek ki bunun eserler. Ama geride bir pastaları yapıyordu. O pastayı yiyenler sadece piyasaya çıkıyor. Bir de o pastayı yapanlara sormak gerekiyor. Murat'cığım çok güzel bir şiir yazmışsın ve şiirlerinde baktım birkaç tane şiirlerim var. Çok güzel, çok hoş. Şiirlerinden bahsetmeden önce bir alo diyelim. Alo. Alo. Merhaba Fahrettin Bey. Alo, ben sizi duyuyorum. Biz de sizi duyuyoruz Fahrettin Kemaloğlu. Buyurun. Hayırlı programlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Zannedersem yoğun bir trafik var galiba telefonlarda. Olmazsa Cemal Bey'i rahatsız ettim. Cemal Bey de dışarıda olduğunu söyledi. Evet. Dedi abi ben de uzaktayım dedi. Şu an dedi bir sıkıntı olabilir dedi zannederim. Hayırlı programlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Fahrettin Bey. Ankara'dan evet. Arıyorsunuz. Evet efendim evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bağışlayan bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün bağışlamış ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti başkentinde Ankara'dan arıyorum. Hayırlı yayınlar dedim yine de. Arkadaşlarımızın maşallah Cenab-ı Allah yüreğine, sazına, diyaframına Allah zeval getirmesin. Çok sağ olun. Çok efendim acaba istek istesem, yani ben Giresunluyum ama bir Karadeniz değil de genel bir türkü istesem sizden. Genel valla fıkra derseniz Fahrettin Bey bende var da türkü isterseniz Filiz Hanım ve Murat Ateş burada. Şiir isterseniz Murat Kızıltan burada. Seçenek sizin. Fark etmez. Yeter ki yüreği dolu olan bu ülkeyi seven çıkarsız bir yumurtaya insan satmayan insanlar için gelsin. Yani eğer uygunsa ben merhum Mahsun Şerif'ten Zevzek. Yani adam olamadın Zevzek türküsünü. Bu ülkenin kıymetini bilmeyen insanlara eğer varsa selam saldım Çankaya'ya veya işte gidiyorum Çeşmi Siyah'ım. İkisi de var. Yani hangisi uygunsa ben mecbur değilim ama yani siz de mecbur değilsiniz yani özür dilerim. Mecbur ama adam olmaya çalışan, bu ülkenin kıymetini bilen, bu ülkenin onurlu, gururlu insanlarını düşünen, Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülkeyi ihanet etmek istemeyen insanlar için adam olamadın Zevzek. Bu Türkiye eğer uygun olursa, arkadaşımızın diyaframı da zannedersem ona uygun, Filiz Hanım'ın. Bilmiyorum, ben onlara bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Fahrettin Bey, sanatçılarımız da sizin istediğiniz türküyü yerine getirecekler. Zevzek de olabilir. Doğru mu Murat? Vardır yani illaki. Bizim Tuğçe'miz zaten şeyi programa başlamadı. Fahrettin Bey programın içerisinde Filiz Altınay veya Murat Ateş bunu seslendirecekler. Bu da anlayanlara gelsin diyorsun. Bizden de armağan olsun. Çok sağ ol, çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selam olsun. Tekrar, efendim buyurun. Çıkar için insanı bir yumurtaya satmayacak insanlara, insanın kıymetini insandan daha yüce bir kıymet olmadığını anlayanlara gelsin. Zevzek veya selam saldım Çankaya'ya veya işte gidiyorum Çeşmi Siyah'ım. Size ben size bırakıyorum seçimi. Tamam. Mansur-i Şerif'ten Zevzek'i gönderelim biz. Çok güzel, çok güzel. Giresun Spor için ve Trabzon Spor için gelsin diyorum. Bu ülkeyi sevenler için gelsin diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı programlar. Cemal Bey'e selamlar. Sizlere kolay gelsin. Çok sağ olun. Takipteyim, izliyorum. Çok teşekkür ediyorum Fahrettin Bey. Ankara'ya selam olsun. Çok teşekkür. Sizlere de efendim. İyi evet. Yayınlar. İyi, sağ olun. Çok güzel mesaj verdi Fahrettin Bey. Biz sadece burada ekranlarda dilimizin döndüğünce değil, düşündüğümüz kadarıyla hareket ediyoruz. Burası bir canlı yayın olduğu için fazla ilerisine giremiyoruz zaten. Gelen telefonlarda anında öyle indiriyoruz. Çünkü siyasiye girmek istemiyoruz. Bizde öyle bir şey yok yani. Ama Filiz Altınay'da zaten Zevzek'i söylersin değil mi? Tabii Zevzek'i almıştık zaten repertuarın için. Aynen. Ayrıca Ankara'da şu anda bizleri izleyen İlhan abimiz bizi son birkaç haftadır izleyemiyordu işinden dolayı. Bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olduğu için bugün evdeyim demişti. İlhan abi öpüyorum seni, selam olsun, saygılar olsun. Filiz Altınay'dan da selam olsun. Kendisi bahsetmesi de ben bahsediyorum. Trakya Menajerlik Murat Doğan Bozlar. Sana da selam olsun Murat abim. Çok sağ ol, çok var ol. Eline sağlık.
Kanal 28'in bütün programcılarının programlarını bölüp bölüp kesip kesip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığın için sana teşekkür ediyorum Kanal 28 ailesi adına. Ayrıca İlhan abi sana da teşekkür ediyorum. Çok da Kanal 28 ailesinin bir ferdisiniz ikinizle. Teşekkür ediyorum. Evet Murat, ne yaparız? Bakın şöyle bir şöyle özünde şiir var mı? Özündeki şiir okuyacağız, ondan sonra reklama gidelim. Tabii mesela ki, yazın o zaman, ilham mı geliyor sana birden şiir yazarken? Yani şimdi her şair yazar gönlündeki sevgisini yazar neticede. Bu evet. Devletine olan sevgisi olur, bayrağına olan, annesine sevgi, annesine, babasına, kardeşine, bir bireye, bir hanımefendiye olan sevgisini yazar neticede. Yani her yazar gönlündeki sevgisini yazmış olur ve bunlar bu lakaplara evet. ulaşır ve ozan olurlar neticede. Ben de bu saymış olduğum seçeneklerden bir tanesine ait olan sevgimi kalemin mürekkebiyle beraber A4 sayfalarıyla buluşturdum. Ve buluştururken bunu da tüm gönüllere ulaştırmak istedim. Ve benim bu Türk halkıyla buluşmamın sayılı günlerinin bir tanesi. Ve daha önce iki gece Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Songül Kılıçhan'ın beni siz Türk halkıyla buluşturdu. Ve bugün de beni Kanal 28 ekranlarında... Ayhan buluşturan abimiz. Ayhan Ak abim. Ben çok selam teşekkürler ediyorum. Abi. Ve tabii ki siz Hasan abime, Filiz Hanım'a ve Kanal 28 abisine ailesine teşekkürler ediyorum. Teşekkür ediyorsun. Neticede her yazar demin bahsetmiş olduğum gibi kalbindeki, gönlündeki sevgisiyle bir yerlere ulaşır. Ve ben de yine göz yaşlarımla yazmış olduğum bir yani duygularımı yazdım. Şimdi ne yapalım, o duygularını biz reklamlardan sonra alalım mı? Tabii ki olur. He. Duyguları kısa bir reklam arası vereceğiz. Murat Kızıltan'dan da reklamlardan sonra da duygularını alacağız. Kısacık bir ara diyoruz dostlar. Thank you.
Ya bu kadar yorarsan beni var ya hiçbir şey kalmaz böyle. Ağzına sağlık yine. İstek de Fahrettin abinin isteğiydi. O da yerine gitmiş oldu. Kırmamak adına yaptık ama. Yani. Gitti yani. Bazen, kafa gitti. Böyle bazen canlı yayınlarda, normal programlarda da mesela Filiz Altınay saç çalacak, dinleyeceğiz diyenlere şey diyorum mesela. Gelen isteklerinizi yerine getiremez o zaman. Çünkü biliyorsun elindeki dosyasına bir bakması şey lazım. Şey vardır ama. Bakması lazım. Bazen çok iyi bildiğin türkü ki, Zevzek benim çok iyi bildiğim türkülerden birisi. Ama böyle 1,5-2 saatlik uykuyla programa devam edip ki akşam da var programımız. Hani kendimi düşünemiyorum ben şu an. Duy hani Samaydın. Böyle oldum ya. Duy Samaydın, duy. Bizi sabahları sabaha kadar bir program yapıp da sabahleyin tekrar buraya televizyona çağırma değil ya. Ama günümüz değişiyormuş. Neyse Muratcığım senden yine bahsedelim. Biz reklamlardan önce senden bahsetmiştik. Böyle şiir tarzında. İlham birden mi geliyor? Nasıl yapıyorsun mesela şiir yazarken? Ya aslında ben şiir yazmıyorum. Ben neticede demin de bahsetmiş olduğum için, gönlümdeki duygularımı yazdığım için, yani bu edebiyat dilinde şiir olarak geçtiği için, ama ben yine bu şunu belirtmek istiyorum. Gönlümden geçen duygularımı yazdım. Yeri geldi odamda tek kaldığım zaman kalemim ve mürekkep A4 kağıtlarında kalemim artık isyan ettiği anları duydum. Bırak bizi rahat diye odamda çalıklarını duydum. Ve şu an yine aynı böyle bir gecede yazmış olduğum bir eserimi okumak istiyorum. Yazmak farklı bir kabiliyet ister, okumak da farklı bir kabiliyet. Ben dilimin döndüğü kadar elinde yazmış olduğum eserimi okumak istiyorum. Şiirin var mesela, oku. Şiirimi okumak istiyorum. Yoluna güller döktüğüm, aşkına boyun büktüğüm, resmine bakıp öptüğüm, o sen miydin, o sen miydin? Benim sevdiğim sen miydin? Bana aşkta tuzak kuran, sırtımdan hançerle vuran, felekten de zalim olan, o sen miydin, o sen miydin? Benim sevdiğim sen miydin? Yalan aşkına kandığım, saçlarımı arttığım, Allah'tan sonra taptığım, o sen miydin, o sen miydin? Benim sevdiğim sen miydin? Bana aşkı zehir eden, hayatımı hep mahveden, uzaklardan gülüp geçen, o sen miydin, o sen miydin? Benim sevdiğim o sen miydin? Bir gecede 5 dakika içinde, yani gönlümdeki sevgilerimle yazmış olduğum amatörce bir eser. Şimdi bazı şair yazarlarımız da öyle, senin amatörce dediğin, senin yazdığın eserler sadece senin değil. Yazarlar öyle amatör yazıyor ama profesyonel bir tane müzik koyunca profesyonel çıkıyor. Doğru mu? Şimdi biz burada amatör dediğimiz, güneş doğmaz ocağına, ışık vurmaz kucağına, can dayanmaz sıcağına, ne zalimsin hapishane. Soğuk soğuk yani... duvarların, ne meram var ne bağların, gece gündüz hep ağlarım, ne zalimsin hapishane. Gökte yıldız görünmüyor, suçum nedir bilinmiyor, ağlanırken gülünmüyor, ne zalimsin hapishane. Yani buradan da tüm mahkumlara gitsin, Allah tabii kurtarsın ki diyoruz. Allah sabırlar versin mahkum yakınlarına da. Allah da düşürmesin oralara. Çok güzel, çok güzel bir şiir yazmışsın sevgili dostum. Neyse biz yine senden şiir alacağız. Muratcığım garip garip oturuyorsun. Yani sen de kıskandın galiba Necla ablanı. Öyle dondun kaldın. Şimdi Temel kahvede oturmuş, kahvedeki halka fıkra anlatmış. Herkes kahkaha atmış. Tabii ki Dursun da yan tarafta çay içiyor. Eve gitmiş, Dursun başlamış gülmeye. Dursun'un hanımı demiş Fatime, ula demiş Dursun ne cüleysin. Ya Temel bir fıkra anlattı, ona cüleyirim. E niye orada gülmedin? Adamla konuşmayayım ki nasıl güleyim orada.